tarafı Anadolu'ya, bir tarafı Avrupa'ya bakan İstanbul Boğazı'yla Kız Kulesi'nin buluştuğu noktadayız sevgili izleyiciler. Üsküdar'da bulunan İki Yaka İstanbul Kafe'deyiz. Yanımızda da işletme ortaklarımızdan biri olan Bülent Bey var. Nasılsınız Bülent Bey? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel, muazzam bir manzaraya sahipsiniz. Bu zaten kapıdan içeri girince dikkat çekiyor ama buranın detaylarına gireceğiz, menüye konuşacağız. Öncesinde sizi biraz tanıyabilir miyim? İsmim Bülent Eser. Uzun zamandır ben bu sektörde görev yapmaktayım. Yerimiz sizin de belirttiğiniz gibi Üsküdar sahilde. Yerimiz çok güzel, manzaramız çok güzel. O yüzden manzaramız güzel olduğundan herkes bizim kafeyi tercih etmektedir. Evet, en büyük özelliğiniz aslında. Biraz kafemizden bahsedebilir miyiz? Aslında kafe demek de biraz daha yavan kalıyor. Çünkü çok güzel bir menünüz var. Restoran kıvamında hizmet veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bizim kafemizde bizim hizmetimiz çok geniş. Özellikle menü hizmetimiz çok geniş. Sadece bizde sadece döner yok. Başka da dünya mutfağı her şey bizde mevcuttur. Kaliteli bir ekibimiz var. Hizmetimiz çok kaliteli. Özellikle bize gelen müşterilerimiz çok çok memnun ayrılmaktalar bizim kafede. Menüyü şöyle biraz detaylandırabilir miyiz? Neler yer alıyor? Menümüzde özellikle balık ön planda. Balık menülerimiz var. Ondan sonra yani waffle'ımız var, kokoreçlerimiz var, tatlı çeşitlerimiz var, kebap çeşitlerimiz var. Hepsi bizde mevcut. Evet. Sadece makarnadan ızgaraya varana kadar her şeyi bulabiliyoruz. Evet, hepsi var bizde. Evet. Peki nasıl bir hizmet anlayışınız var? Yani İki Yaka İstanbul Kafe çok uzun süredir hizmette, faaliyette. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bu başarı birlikteliğimize bağlıyoruz özellikle. Ben onların ortaklarımız olsun. Birlikte verdiğimiz kararlarla biz bu başarıyı yakalamış durumdayız. Bizim çalışkan bir ekibimiz var. Özellikle garsonlarımız, şeflerimiz hepsi birlikte çok güzel bir çalışma yürütüyorlar. Gelen müşterilerimize hep beraber çok güzel hizmetler vermekteler. Evet. Neler söylüyorlar? Mesela talepleri neler oluyor gelen müşterilerinizin? Bizim özellikle gelen müşterilerimizin en büyük taleplerinden birisi bizim buradaki manzaramızın çok iyi olması. İkinci planda da verdiğimiz hizmetlerde çok memnun kalıyorlar. Bu çok çok önemli bizim için. Olumlu tepkiler var. Olumlu, evet. Çok az da olsa olumsuz tepkiler alıyoruz ama onları da düzeltmeye çalışıyoruz. O da hizmet sektörünün aslında tuzu biberi. Ekipte kaç kişi var Bülent Bey? Ekipte ortalama bizim toplamda yazın özellikle 55-60 kişiyi buluyor. Maşallah, bayağı geniş bir kadroyla istihdam da sağlamış oluyorsunuz böylelikle. Peki kaç kişilik kapasitemiz? Kapasitemiz ortalama 250-300 kişilik bir kapasitemiz var. Peki yaz kış sezon devam ediyor mu burada? Biz 20 aşağı yukarı yazın çok yoğunuz. Kışında biraz daha sakin geçmek suretiyle 12 ay hizmet vermekteyiz. Hem açık hem kapalı alan var. Bizde hem açık alanlarımız var hem de kapalı alanımız var. Kapalı olup da sigara içen bölümlerimiz var. Sigara içmeyen bölümlerimiz var ayrıca. Evet. Herkese istediği aslında bütün özellikleri barındırdığınız güzel bir kafe sunmuşsunuz. Üsküdar halkı da eminim bundan çok çok mutludur. Bu arada turist de yoğun şekilde ağırladığınız bir yer burası. Evet, turistlerde özellikle Avrupalı değil de daha çok Arap kesimi olsun. Bizde daha çok gözüküyorlar. Özellikle yaz mevsimlerinde biz de yoğun şekilde gelmekteler. Ve verdiğimiz hizmetlerden dolayı da bunun gitgide daha çok artmasını görüyoruz. Daha çok Türk mutfağını mı tercih ediyor turistler? En çok Türk mutfağını tercih ediyorlar, evet. Bizim özellikle yazın gelen turist arkadaşlarımız, yabancılar özellikle bizim kebap çeşitlerinde çok memnun kalıyorlar. Bunu da zaten hesaplar ödeninde gerek bizlere gerek garsonlara çok memnun ayrıldıklarını bize söylüyorlar. Bu arada kafenin geçmişi de bayağı eskiye dayanıyor sanıyorum ki o günden bugüne birçok güncelleme de yapılmış. Doğru, evet, sizin de dediğiniz gibi bizim kafenin geçmişi 70-75-80'lere dayanmaktadır. O gün bugünden beri sürekli gıda hizmetinde, gıda sektöründe hizmet vermektedir. Tabii bu zamanla, değişimle daha modern, daha güzel bir şekil almış durumda. Peki, ilerleyen zamanlardaki hedeflerinizi, hayallerinizi öğrenmek istiyorum. Hizmet sektörünün en baş tacı yerinde yer alıyorsunuz aslında. Neler yapmak istiyorsunuz? Sektörümüzde hizmetler zaten bitmez, sürekli devam etmektedir. Bizim de hedefimiz daha kaliteli hizmet,
garsonlarımızla olsun, ekibimizden olsun, yönetimimizle olsun gelen müşterilerimizi daha iyi, daha memnun bir şekilde buradan misafir etmek ve yollamaktır. Peki. Bülent Bey, tabii ki en önemli durumlardan bir tanesi hijyen. Siz de buna oldukça dikkat ediyorsunuz. Mutfağınıza böyle girmek isteyenler de oluyor galiba. Onlara da öncelik tanıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz hijyen kuralları adına? Gıda sektöründe vazgeçilmez olaylardan birisi de hijyeniktir. Hijyenik bizim için çok önemlidir. Müşteriler için, halkımız için, bütün personelimiz için çok çok önemlidir. Biz buna özellikle çok dikkat etmekteyiz. Çünkü mutfağın hijyenik olması tamamen iyi bir ekip, kaliteli bir ekipten geçmektedir. Bizim de bu ekibe, bu kadroya sahip olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Evet. Peki sektörünüzün gidişatını nasıl buluyorsunuz? Çünkü yeme içme sektörü hayatımızın bir parçası ve artık dışarıya da taşmış durumda. Özellikle pazar kahvaltıları. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bizim hafta sonu özellikle kahvaltılarımız çok çok güzel. Hafta sonu kahvaltılarımız yoğun geçiyor. Buradan da sesleniyorum bütün Üsküdar halkına, bütün İstanbul halkına. Özellikle hafta sonları gelip bizim kahvaltıyı tatsınlar, baksınlar. Herkes çok çok memnun ayrılacağını düşünüyorum. Evet, yöresel ürünler kullanıyorsunuz galiba kahvaltıda. Genellikle yöresel ürünler kullanıyoruz. Tereyağı olsun, kavurmamız olsun. Belli yerlerden, köylerden getirtiyoruz. Evet, özenle evet. Seçerek aslında evet. Kahvaltı menüsü oluşuyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki açık büfe mi yoksa normal bir kahvaltı mı sunuyorsunuz, serpme kahvaltı? Bizde açık büfe henüz yok ama önümüzdeki süreçte biz açık büfeyi de faaliyete geçireceğiz. Bizde kahvaltı tabağımız var, bir de serpme kahvaltımız var. Tercihlere göre sevgili izleyiciler, gelen taleplere göre her zaman güncellediğinizi zaten belirttiniz. Bunda da bir güncelleme yakında gelecek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Neler söylemek istersiniz son olarak sevgili izleyicilerimize? İzleyicilerimize, gelen müşteri arkadaşlarımıza, gelen dostlarımıza sürekli bizim buraya gelmelerini istiyoruz. Bizim hizmetimizi görsünler, bizim buradaki mutfağımızı görsünler, lezzetlerimizi görsünler. Sürekli beklemekteyiz, sürekli gelsinler. Bizim burada manzaramız olsun. Özellikle akşam saatlerinde bizim burası çok çok güzel oluyor. Buyursunlar gelsinler. Peki yaz sezonunda sanıyorum ki daha geç vakte kadar burada hizmet veriyorsunuz. Çalışma saatleriniz nedir? Yaz sezonunda biz burada daha uzun süre hizmet vermekteyiz. Saat 2'lere 3'lere kadar hizmet vermekteyiz. Çünkü gündüzler çok sıcak olduğundan akşam saatlerinde oldukça serin burası. Akşamın gecenin tadı bir başka tabii sahilde. Tabii çok güzel oluyor evet. Manzaramız çok çok güzel. Evet. Çok teşekkürler. Herkesin gelip bizim manzaramızı burada görmesini isterim. Evet, doya doya yaşayabileceğiniz hem lezzetiyle hem manzarasıyla harika bir yer sevgili izleyiciler. Neresi? Üsküdar'da yer alan İki Yaka İstanbul Kafe. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için programımız devam ediyor.